Tekrar merhaba herkese. Vallahi birkaç işim vardı, çalışıyordum ya. Gece saat kaç olmuş bakayım. Benim saatim 12. Sizin saatinizle bir, ben saatleri bir saat geri aldım. 2 saat geri almıştım. Bu sefer de sosyal medyada problemler çıkıyordu. Nasıl söyleyeyim? Biri mesaj atıyor bana Facebook'tan. Ben bir saat önce girmiş gözüküyorum ama çevrim için böyle bir spastik durumlar vardı. Mecbur orta yolu buldum. Bir saat, sizden bir saat geride, Avrupa'dan bir saat ilerideyim. Ortalama bir Avrupa ülkesinden. Allah, bir ton kağıt işiyle uğraşıyordum ya bu. Evet, bu işler. Uykum da geldi. Daha da bir sürü işim var. Selamünaleyküm. Uyumayayım diye dedim bir video çekeyim. Uyumayayım diye bir video çekeyim dedim. Vallahi bu videoda birkaç aklımda bir şeyler var. Onlardan bahsedeceğim size. Hani nelerden bahsederim, nelerden bahsetmem. Süpürürüz. Ama güzel noktalara değineceğim. Yani iyi olaylara değineceğim. Şimdi benim Facebook'ta takip ettiğim bir grup var. Takip ettiğim tek grup. AliExpress Gearbest Türkiye diye bir grup. İşte yaklaşık 17 bin abonesi falan da oldu yani grubun. Ben girdiğimde 6-7 bin abonesi vardı ve çok hızlı bir şekilde yükseldi. Bu zaten AliExpress hani son birkaç aydır moda. Tabi son birkaç aydır hani. Yani bu popülerliğe ulaştı. Moda demeyelim de. Şimdi ben o grupta çok sık bazı postlar görüyorum. Ne gibi postlar? Mesela arkadaşlar, herkes 50 centlik 1 dolarlık ürün peşine düşmüş. Bu ürünlerden atıyorum 50 centi işte altın şey zincir kolye görüyor. Onu almış, bunu almış. Spesifik işinize yarayacak bir ürün yoksa hani atıyorum magnezyum stick alırsınız, fire starter, ateş başlatıcı kamp için. Yani onu gerçekten kullanacaksın ya. 76 cent gibi bir fiyatı var. Onu al. Kullanacaksan al. Kullanmayacaksan da al. Alet bir amaca yönelik. Ama atıyorum işte adam 15 cent'e şey görmüş, portakal soyacak. Alma kardeşim, plastik. Bir işe yaramıyor. Yani ucuz mal harbiden Çin malı. Şimdi AliExpress'in kullanım amacı çok yanlış. Millet free shipping görüyor, cart görüyor, jurt görüyor. Ucuz, ne kadar godoş eşya var, yıkılıyor bunlara. Bunların bir işe yaradığı yok. Ben çok alıyorum. Ben ne alıyorum? Hani yine ıvır zıvır eğlence ürünler alıyorum. Zaten çöp olduğunu bilerek alıyorum ama görüyorum öğrenci arkadaşlar, hani öğrenci de demeyeyim de daha lise öğrencisi. Çoğu bazı ilkokul öğrencisi. İşte görselle bir fotoğraf görüyor. Nedir ismi? Warcraft'ın şeyleri. Kolyesi. Ama metal falan görüyor. Kolye bir geliyor. Kolye plastik. Bunları almayın. Bunlar çerçe böyle hani. Ucuz ürünlerde görünüşe göre aldanıp almayın. Sizin alacağınız mesela AliExpress'in kullanım amacı esasen şu olacak abi. Bazı elektronik eşyalar. Bazı ama. Mesela. Şimdi sen burada işte EC19 diye bir elektron, ED19 diye bir elektron saat var, isimlerinizi hatırlamıyorsun. AliExpress'te 15 dolar. N11'de 75 lira. Teknosa'da 300 lira. Şimdi bak, böyle aleti al. Burada avantajlısın, burada karlısın. Ama gidip de işte o dediğim çerçöp alma. Alacağım bu ürünlerde de yine atıyorum akıllı saatler var. Bir kendi bütçe verin abi. 15 dolar, 30 dolar, 40 dolar bir sürü şey çıkacak onunla. AliExpress bu konuda hani çok seçeneği var. Orta halli bir şey al abi. Bir modelini al. Bir onun N11'de genelde zaten AliExpress'ten getiren toptancıdan sat ürünler alıyor. Orayla bir fiyat kıyasla. Bazı ürünler işte MediaMarkt'ta falan alıyor. Orayla fiyat kıyasla abi. Fiyat farkın uygunsa hani burada 300, orada 100 ise yani 30 dolarsa al abi, ama aldığın şeyin kalitesini al yine. Yani 8-9 dolara şeyler var. Akıllı saatler var. Yok yok, Bluetooth'la bağlanıyor. Bildirim gelince titriyor. Millet bunu akıllı saat alıyor. Sonra adama bir de şey negatif feedback bırakıyorsunuz. Adama da ayıp. O konuya da sonra değineceğim. Hoş değil yani. O yüzden AliExpress'in kullanım amacı abi. Türkiye'de de pahalı. Yurt dışında da pahalı. Yani yurt dışında
Tabi dolar da 3,5 oldu şimdi, ne diyeceğim. Beğendiğin bir ürünün kalitesini al. Türkiye ile fiyat farkı varsa gidip de öyle ucuz çer çöpe de alma. AliExpress bu arada. Gearbest zaten AliExpress'ten farkını biliyorsunuz. Gearbest bütün ürünleri, ürünleri kendi tedarik ediyor yani. M11 gibi, AliExpress gibi içeride satıcılar yok. Siteyle muhatapsın direkt. Gitti gidiyor gibi yani. Hepsi burada yok, pardon. Bunlar da hep reklam oldu ya. İleride business PR'dan yürüse bunları sansürleyeceğim. Neyse. Bir de arkadaşlar, ben bizim grupta da çok görüyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi almışsın 70 centlik bir ürün. Adam sana zaten 61 protection time vermiş, koruma süresi. Şimdi 70 centlik ürün alıyorsun, takipsiz kargo. Sana işte şu cüzdan kadar bir şeyle gelecek. Poşet de geliyor. Aldığın ürün büyük ihtimalle 70 cent'e büyük ne alacak. Abi PTT'de unutuluyor. Ediliyor. Tamam. 60 gün sonra paranız yerde demiş ama bizim gobeller ne yapmış? 60 gün sonra işte hemen 76 sen alana dispute açıp paranın alma derdine düşüyorlar. Kardeşim, bu uygun bir yöntem değil. Zaten sen daha fazla dispute açtıkça hesabını blokluyor senin AliExpress. Ne kadar çok dispute, yani 60 güne yaklaşan bir şeyde extend time extend istemeyip direkt 58. 57. günde dispute açarsan 4-5 dispute'dan sonra AliExpress hesabını kapatıyor. Çakallık. Bu arada zaten satıcılarda şöyle bir şey olsun. Türkiye'ye yollamak istemiyorlar fazla ucuz ürünlere. Niye? Herkes alıyor abi. Gelse de gelmese de 60 gün sonra gelmedi diyor. Extend time diyor. Satıcıya mesaj atıyor. Onu da çözmüşler. Satıcıya mesaj atıyor. Söylüyor. Satıcıdan iade istiyor. Dispute açmadan yolunu bulmaya çalışıyor. Karşındaki adam satıcı senin. 75 cent. Yani senin paranla ne yapıyor? 2 lira 50 kuruş yapıyor. 2,5 lira. Dolmuş parası. Yani yazık. Ama bu adamı yen çevirdiğin zaman, o parayı yen yaptığın zaman, o 75 cent, adamın bir övün parası. Yani güzel bir övün parası içinde. Orada satıcı çok yaygın olduğu için yemekleri çok ucuz. O açıdan bak. Zaten ıvır bunu yapan çoğu çocuk zaten ünün altı kart diye bir kart kullanıyorlar. İadesi bir ayda mı oluyor, 45 günde mi oluyor, ne oluyor? Onunla da uğraşıyorsun, ediyorsun, zaten o kesiyor, bu kesiyor. Bu güzel bir şey değil yani. Yapmayın. Ya ucuz mal almayın. Ucuz mal alıyorsanız da kardeşim 60 gün, 90 gün millet yazıyor. 6 ay sonra gelen ürün var. Şimdi burada PTT'nin de çok sorumsuzluğu var. Takipsiz kargo diye atıyorlar kenara. Şimdi büyük şehirdeysen sıkıntı yok. Niye? Şube bir yerde, depo küçük, sürekli bir sirkülasyon var. Gelen mal direkt dağıtıma çıkıyor. Büyük şehirde sıkıntı yok. Ama küçük şehirde, atıyorum köyden, kazadan söylüyorsun. Ürün büyük şehre geliyor, büyük şehirden dağıtma çıkıyor. Cart ürün kaybolup gidebiliyor. Tabii bu konuda paranı isteyeceksin ama ucuz bir ürün alıyorsan abi 60 günden sonra sen bir extend time işte 20 gün. Sonra bir 10 gün daha işte 90 güne, 80, 90 güne tamamla. 86, 87. günde gelmiyorsa açmak istiyorsan dispute aç. Açmak istemiyorsan git PTT'ye, bir şubeye gir. Hangi şubeye geliyorsa işte onu şeyden öğrenebilirsin. Pim'den posta işleme merkezini öğrenebilirsin. Semtine yani adresine göre hangi şubeye düştüğünü belki sen de tahmin edebilirsin. Git o şubeye abi, deposuna gir. Orada ara. Ben birkaç kere buldum öyle. Ufacık tefeci poşet arkaya kenara köşeye düşmüş. Bulup çıkartıyorsun onları. Hani bunda bir sıkıntı yok. Başka... Bu... Geçen yıl Şubat ayında biz benim biraderle Tayland'a gitmiştik. Hayatın memleketi ya. Her yer karpuz. Yani yanlış anlamayın bak, hani şeyden ötürü demiyorum hayatın memleketi diye, siz anladınız. Çok güzel bir memleket. İnsanlar güler yüzlü. Biraz size ondan bahsedeyim. Birkaç tane de hem de vlog videoları var bunlar, hani çekmiştik. Onlar da atarım ilerleyen zamanda kanala. Vlog babında. Abi insanlar o kadar güler yüzlü ki. İlk defa bir memlekette o kadar güler yüzlü insanlar gördüm yani. Ne bileyim, her şey teşekkür ederim Papun Kap demekti. Ne yaparsan yap Papun Kap diye karşında geziyorlar. Çok güzel bir memleketti. İlk bir indik şehre, Bangkok'a. Abi havalimanından bir çıktık.
böyle Şubat'ta gitmişsin tabii. Ankara'dan gitmişsin Şubat'ta. Ayaz. Götün donuyor. Şubat'ın kaçıydı? İkisinde gittik. Ayaz, götün donuyor. Ölürsün yani. Abi havalimanına indik. Böyle bir nem. Böyle bir sıcak ama nasıl söyleyeyim ya. Böyle yüzün yüzüne çarpıyor. Hani seni kamçılıyor. Öyle bir hava karşılamıştı bizi. Yani ondan sonra işte orada taksi için numara alıp sıraya giriyormuşsun. Biz bilmiyorduk. İlk başta bir 5 dakika mal mal bekledik. Taksiler geliyor, kimse durmuyor etmiyor. Millet nüfus veriyor falan, öyle biniyor. Neyse sonra işi çakozluk da zokayı yutmadan gittik, bir numara aldık. Sıra da bayağı var hani. Bir saat kaç gibi indik? Geleceğiz sabah. Yeni tabi akşamüstü 11, oranın saatiyle 11 falan, orası bir 5 saat ileriydi. İndik oraya. Neyse taksiye bindik falan filan. Tam da işte daha şeydeyken, Atatürk Havalimanı'ndayken şey yapmıştık. Airbnb'den ev rezervasyonu yapmıştık. Bir tane kondos. Neredeydi? Unuttum ya. Yerini tam unuttum. Sukhumvit. Sukhumvit'teydi. Sukhumvit'te neyse, sadece elimizde bir tane şey. Adresli haritanın screen'i var. Taksiciler İngilizce bilir diyorsun. Ulan koca memleket. Dünyanın en çok turist çeken memleketi. Lan İngilizceye hasretsin ya. Yani iyi bir restorana falan gidersen İngilizce buluyorsun. Ama sokaktaysan abi İngilizceye bak, hasretsin yani. Ondan sonra indik işte, otele indik. Taksiciden indik falan. Daha ilk dakikalardan taksici bahşiş işte dedi, cart dedi, cürt dedi. Bizim üzerimize de fazla şey, havalimanlarının kurları yüksek biliyorsunuz. Fazla baht almadık. Yok. Tabii 1500 baht falan aldık. Yani ne yapıyor? 120 lira falan yapıyor. 1500 baht aldık. Taksi 200 baht tuttu ama paralar hep 100-100-100 baht. Bu da bahşiş diye tuttu hani böyle. Yapışmalı da çok güler yüzlü bir şekilde bahşişti. Ben de kıyamadım ama ya, şimdi 100 baht da veresim gelmedi. Orası çok büyük para. 2000 baht asgari ücret, anladın mı? 100 baht da veresim gelmedi şimdi daha ilk dakikadan. Ben cebimde de Abu Dhabi aktarmaya gitmiştik. Dirhem kalmış. Çıkardım 5 dirhem mi 10 dirhem mi ne verdim dedim, bu çok büyük para dedim bak falan filan dedim. Dirhemle TL de hemen hemen kafa kafaya. Halbuki ondan sonra fark ettim, bu sefer 100 bahttan daha fazla para vermişim. Birader ayıktırdı benim. Airbnb'den gitmeden önce adamla konuşmuştuk. Hani nasıl buluşacağız falan filan. Adam dedi ki anahtarı bir yere saklayacağım. Yani tarif etmiş. Kasanın karşısındaki masanın altındaki dolabın yanındaki şeyin. Aynı o misal. Bakıyoruz anahtar yok. Bakıyoruz anahtar yok. Sonra anahtarı bulduk. Yastığın içine koymuş. Altına koymuş. Bu sefer de bir tane kapı var şifreli. Şey yani apartman kapısı gibi. Ama bir tane çok güzel böyle hani. Sky pool falan. Sky pool yok da işte. Orta katta pool var böyle. Ortaya bir ortak alan gibi bir yer yapmışlar. Bir tane şey. 1 artı 0 stüdyodaydı. Tabii. Bir tane stüdyoda işte bir tane şey var. Yatak var. Bir tane oda düşün. Ucu yatak. Ortası oturma odası. Gerisi antre, ufak bir işte. 80-90 santimlik bir şey yok. 1 metrelik bir antresi var. Neyse dış kapının anahtarını bulamıyoruz. Abi bekle babam, bekle. Bir tane infodesk değil de security desk var ama kimse yok. En son ben cinnet geçirdim zaten. Anasını ona gibi kaç. Abu Dhabi'de 23 saat aktarma mı ne yapmışız? Kafam dönmüş zaten. Elin havalimanında hacıya kokusunda sağa sola kapatıyorsun. Her yer hacıya kokuyor. Ondan sonra ben bağırmaya başladım. Security. Help falan diyorum. Ondan sonra böyle bir uyur gezer sesli bir adam geldi. Ve çok da tatlı bir adam ama hiç anlaşamıyoruz. Hiç. Yani adam Tarzanca'yı bile acemiyor amına koyayım. Tarzanca bile bilmiyor neredeyse. Sil ve acemi ya. Yani sil ve cahil ne acemisi pardon. Adam böyle yapa yapa böyle domalık ceylan gibi geziyoruz. Ondan sonra bir yerde falan bir şekilde işaret, kaş, göz, cırt, cırt anlattık. Hani
İlk başta o bize seslendi, bizi bir yere götürdü. Pardon, güvenlik testine falan. Geri oradan anlattıkça açık kapıya geldik, gösterdik, açtı bize. Girdik, çıktık. Daha yeni gelmişiz böyle Tayland, heyecanlısın tabii, hani merak ediyorsun nasıl bir yer. Tabii gidelim de biraz şeyde okuduk işte, Gezimhane'de falan filan okumuşuz. 3-5 satır. Bildiğim şeyler, pazarlık yap. Ladyboylara dikkat et. Ondan sonra altın kurallarına işte bir de Bangkok'ta night pazar var falan filan işte. Gece pazarı falan. Dedik ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Hadi eşyaları koyduk, şöyle bir baktık martık, bir 5 dakika uzandık. Zaten apart şeyde de kondolu wifi yokmuş. Kondolu şöyle işte apartman parçaları. Wifi yokmuş. Ondan sonra tabii bir şeye de bakıyorum. Adres maddesi falan, wifi yok. Ondan sonra çektik çıktık. Aşağı doğru indik şöyle bir. Tam ana caddeye açılıyordu otel. Otel demişim, pardon, apartman. Otelde kalmadık ilk başta. Bangkok'ta hiç otelde kalmadık. Apartman bir ana caddeye açılıyor. Ana caddeye açılıyor da. Gece saat kaç? 1 mi olmuş? 2 mi olmuş? Hayalet şehir yani. Bir bok yok, bir cart yok, bir cürt yok. 2-3 tane taksi geçiyor. Ama gecenin saat kaçı? Hala sağda solda ufak tefek street food var. Yani sokak yemeği yapan yerler vardı kaç tane. Karşıda bir benzinlik vardı. Belki İngilizce bilen vardır falan filan diye bir benzinliğe geçtik. Bir konuştuk, veririz. Downtown dedik. İşte şehir merkezine de falan filan dedik. Yani, Tayland anlamıyor. Bir de icat dedi, bir jurt dedi ama bir anlatıyor 8 kelime Taylandça. Bir kelime bir kelime de İngilizce, anladın? Bu şekilde anlaşmaya çalışıyorsun. İngilizce kelimesi genelde ok, yes, no. Anladın mı? Bu kelime İngilizce diyor. Ondan sonra bindik işte otel şeye. Ne dedi ismi? Bir tane taksi bulduk, dedik ki bizi downtown'a götür. Allah'tan İngilizce bilen biri çıktı, dedik ki şey, night pazar falan dedik, night pazar. Ne işte götürdü bizi. Ben de pazara Bandabulya diyorum. Bandabulya da Kıbrısça pazar demek. Alışkanlık kalmış öyle. Dedim işte birader hadi Bandabulya'ya gidelim. Bandabulya gece bandar gibi. Aynen 5 gün Bangkok'ta. Bandabulya gezdik ya. Çok hoşuma gitti ya. Otantik, egzotik. Ne bileyim çok değişik bir yer ya böyle hani. Bir şey yok, alacağım bir şey yok. Bizim spotçu gibi pazar kurmuşlar. Bir de yani otantik bir şeyler yani böyle. Neyse bu konuyu kapatayım, başka konuyu. Yani Tayland'la ilgili. Şehir bir kokuyor. O street food'dan yani nasıl söyleyeyim, bahçeli oturanlar bilir. İşte Balgat Caddesi'nin sağlı sollu yani kaldırımın 5 km boyunca sağlı sola her yerin street food olduğunu düşün ve abilik kubilik adamlar bizim buradaki Özgaziantep gibi yani ufacık bu masa kadar yerden 5 çeşit sulu yemek çıkartıyor. Valla artık dayanamıyordum, böyle tişörtle ağzımızı kapatıp geziyorduk, burnumuzu, ağzımızı, burnumuzu. Bangkok öyleydi. Bir Bangkok'ta işte evet, normalde 4 gece kalacaktık. Yok, 5 gece kalacaktık. Biz 3. gecenin sabahında cinnet geçirdik. Bu arada çok büyük AVM'ler falan var. Her şeyi anlatmıyorum böyle, hızlı hızlı geçiyorum. Aşırı büyük AVM var yani, içeride Nautikoy bulmak için şey aldım. Mall map aldım yani, AVM haritası aldım. Oradan Nautikoy'a, bende de yön duygusu biraz kayıp. Bizim Brok sayesinde biraz, onun sayesinde bulduk Nautikoy'u. Neyse böyle 3. gece döndük işte otelde. Şey, otel demişim, apartmana. Gezmiştik böyle biraz. Sui Cowboy falan diye bir yer var. Sağda solda Go Go var. Genellikle Ladyboy çalışıyor. Ladyboy'ların olduğu bir yer. Şey, varlar var. Sana içiriyorlar. Kendi de içiyor. İşte kitlemeci. Bizim buradaki pavyonun çok çok hesaplı hali. Öyle diyeyim size. Güzel karlar da. Ama öyle parayı çok düşünmüyorsan. Karın içti. Zaten bize hani insafsız denk geldi. Birer tane içti. Bize eyvallah dedi. Tamam dedi. İçmediler de. Yani ondan sonra 3. gece işte Sukhumvit'ten çıktık herhalde. Tabii Sukhumvit yok, Sui Cowboy'dan çıktık. Sukhumvit'e yani bizim otel apartmanın oraya döndük. Dedik ne bak, ne bak, ne bak, ne bak. Hadi şeye gidelim. Pataya geçecektik. Hadi 5. gün geçecektik normalde. 10 günlük bir geziydi çünkü.
5 mango, 5 pataya yapmıştık. Phuket'e falan uzak düşüyordu. Phuket'e zaman ayırmadık. Ondan sonra bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Anlamadım ben. Pataya gideceğiz. Öyle mi oldu ya? Tam. Tabii öyle oldu. Taksiye bindik. Dedik ki bize ha tabii taksiye bindik. Sabah gece 4 noktayı. Sağa dönüyoruz uyuyamıyor, sola dönüyoruz uyuyamıyor. Hadi ne yapalım, hadi ne yapalım, hadi ne yapalım, hadi Pataya'ya gidelim oldu yani muhabbet bu. Saat 4 daha karanlık ama orada hayat 4'te başlıyor. İnsanlar genelde çift vardiya falan çalışıyorlar. Yani çok çalışıyorlar. Saat 4'te bizim buradaki iş trafiği gibi 4-4.30 gibi orada trafik başlıyor Bangkok'ta. Hadi dedik, uyuyamadık da sağa dönüp sola dönüp uyuyamadık. Hadi gidelim Pataya'ya. Bindik taksiye gittik. Ulan tam şey indik, Doğu Terminali'ne indik. Bangkok'ta. Bir baktık. Biraderin telefon yok. Düşmüş arabada. Ulan ne yaparsın, ne edersin? Aklıma bir şey de gelmiyor. Telefonu arayamıyorsun. Üzerinde hat uçak modunda. Kapatmışsın. Bir şey yok, bir şansın yok. Arayan kişiyle Wi-Fi'ye bağlantısı ulaşma şansın yok. Tuş kilitli diye düşünüyorsun ama bak ileride bunun egzantrik bir olayı var. Tuş kilitli diyorsun ama nasıl olacağını. İşte karakola gittik böyle böyle. Doğu Terminali'ne yakın bir karakol varmış, oraya gittik. O da dedi ki vallahi hani şey yapar mı yapar da yardımcı olan dediler de şeye getirirler. Sukhumvit Karakolu'na oradan taksi edin sana dedi. Yani it ite it kuyruğuna sallıyor. Ondan sonra ben de dedim hadi sikerim gel dedim Pataya'ya gidiyoruz. Telefon gitti, telefon da gitsin dedik. Ha bak dedik artık. Yok ihtimal yok yani. Karakol sen ben ondan sonra bir tabii o gün mü? Tabii. Telefon tabii o gün. Daha sonra elçiye de bir mail attık böyle böyle. Elçi sağ olsun ilgilendi bize. Çok ilgilendi. Bir tane hanımefendi vardı da unuttum. Neyse şey tekrar geri taksiye bindik. Döndük garaja. İşte bilet aldık. Gidiyoruz. Biraz suratları buruk. Biraz mutsuz. Ama hani Pataya gidiyorsun ben ya. Duymuşsun sürekli. Canlısın. O kadar yolu gitmişsin. 23 saat aktarma yapmışsın. 5 saat uçmuşsun. 4 saat uçmuşsun. Gidiyorsun. Neyse işte uyuyor uyuyor Pataya'ya vardık. Pataya hiç bilmiyoruz ama. Silme bilmiyoruz tamam. Otobüs bizi bir yerde bıraktı. Meğer sen Walking Seat'tmiş. O meşhur Walking Seat'tmiş de. Gündüz saat 10'da bıraktığı için Walking Seat'tmiş. Anlamıyorsun. Her yer boş binler işte. Russian Gogolar falan yazıyor ama biz anlamadık. Sonra oraya indik, bir tane McDonald's gördük, free wifi gördük, bende de telefon var işte hani. Birinci telefon cebimizde. Yedik McDonald's'a işte ne aldık, bir tane Big Mac aldık, maksat wifi şifresi almak.